Herkese merhabalar. 1995 yılında hayatımıza giren ve bize Türkçe rap'i tanıtan, sevdiren grup Kartel'in üyelerinden Erce ile buluşmaya gidiyorum. Çok heyecanlıyım çünkü hepinizin bildiği gibi Kartel grubu bu topraklarda, Berlin'de, Almanya'da bir araya geldi ve sesini Türkiye'ye duyurdu. Biz hepimiz 90'lı yıllarda onları çok sevdik. Hatta aradan yıllar geçmesine rağmen neredeyse 30 yıl olacak. Birçok kişi eminim Kartel 1 numara şarkısını hala ezbere söyleyebiliyordur. O yüzden Erciye ile Berlin'de yaşarken buluşmak benim için çok önemli oldu ve kendisi de kabul etti. Şimdi hep birlikte Erciye'nin yanına gidelim. Evet, baştan başlayalım. Burada şimdi sanatla uğraşan insanların Türkiye'ye seslerini duyurabilmeleri zor. 90'lı yıllarda siz bunu başarmışken 2020'li yıllarda bu niye oldu? Birçok nedeni var bunun. Her şeyden önce evet, internet mesafeleri kısalttı. Artık herhangi bir Endonezya köyünden bile bir iş yapıp dünyaya duyurabiliyorsun internet sayesinde. Ama aynı anda tabii bunun çok kullanılmasına neden oldu. Yani şimdi atıyorum günde 150 bin yeni şarkı çıkıyorsa dünyada, şimdi bunların arasında duyulmak da zor. Hatırlarsınız, o zaman bir sanatçının albümü çıktığı zaman insanlar bekliyordu o albümü. Heyecanla herkes hücum ediyordu, kasetler alınıyordu, CD. Böyle bir şey de yok. Çünkü bir overdose durumu var. Yani çok şey var. Yani YouTube'a giriyorsun, hangisini seyredeceğini bilmiyorsun vesaire. Bir neden o, şu an biraz daha zor olduğunu duyurmak. Sesini duyurmak dünyaya şarkınla, yaptığınla zor değil. Ama çok insana ulaştırmak artık zor. Birincisi o. İkincisi, artık insanlar biraz boşaldı zihin olarak. Yani eskiden sosyal konuları, politik bakış açıları daha çok müzikle işleniyordu. Müziğin içinde konu oluyordu. Bir duruş gösteriyordu. 93'te ırkçı saldırılar oldu, hiç görünmeyen boyutta, suçsuz insanlara. İşte onun tepkisi vardı ve böyle bir Gastarbeit'in ta modundaydık. Yani misafir işçi modunda yaşıyorduk ve bu da bir haksızlık. Yani insan hiç böyle bir kafese girmez aslında. Bundan kurtulduk. Yani bu, orada bir şey vardı, yeter yani. Gibi bir durum vardı. Biz ikinci nesil olarak, annemiz babamız gelmişti. Biz de Almanca'ya hakim olarak buradaki yaşama kendi özümüzü belli ettik. Hem bizim Kartel'in o yıllarda öyle tutması falan, birincisi bu çok önemli bir detay. Biz o grubun üyeleri olarak Türkiye'de albümün çıkacağını bilmiyorduk. Böyle bir amacımız da yoktu. Türkiye yoktu hesapta. O yüzden buradaki Türklerin derdini anlattık, ortak olduk. Hiç önce kimse bu şekil anlatmamıştı ve en önemlisi Türkçe anlatmamıştı. Türkçe rap yoktu o güne kadar. Şunu diyebiliriz, Barış Manço bu Ademoğlu Kızgın Fırın şarkısında rap, bence o rap bir bölüm var. Yani konuşarak söylüyor. Yani ilk rap dersek belki odur ama böyle hip hop çerçevesinde falan. Kartel ilk defa bunu yaptı ve hala mucize ve bir lütuf mu denir ona diye görüyorum böyle bir grupta üye olmamızı. Çünkü çok naiftik, çok sadece yetenekli, genç, işte breakdance'dan tutun graffiti'ye, DJ'liğine hepsini böyle şey gibi alan gençlerdik ve bizim yorumumuzu yapmak istedik aslında. Biz duvarla büyüdük. Biz ada gibiydi. Yani Berlin'i düşünün. Bir bölümü duvarla çevriliydi. Ve o duvarlar içerisinde Batı Berlin'di. Yani Batı Almanya'nın parçasıydı. Ve etrafımız Doğu Almanya, komünistti. Yani o yüzden Berlin'in bir özelliğiydi o. Özel bir birliktelik vardı duvarın içindekiler, ama tabii biz istediğimiz zaman çıkabiliyorduk, yani bir kafes anlamında değil. Hep özel kılındı Berlin, hep biraz daha özgürdü. Yani mesela ya, askerlik yapma zorunluluğu Berlin'dekiler için yoktu. Ama diğer Almanya'da vardı. Mesela kaçmak isteyen buraya geliyordu. Biraz daha freak, biraz daha anarşist düşünceli, punklar, politik düşünceleri olan falan, hepsi Berlin'de toplandı. O yüzden hala böyle bir İsyancı kökeninden geliyor. Avrupa'dan Türkiye'ye giden müzik rap oluyor. Yani
işte Hollanda'dan, Almanya'dan, işte Polonya'dan, pop müzik değil, pop müzikle uğraşanlar değil ya da ama yapılıyor biliyoruz. Türkçe iyi kullanıyor olmak mı Türkiye ile yakınlaştırıyor rapi? Hani Rafet Erroman da buradan gitme, Mansur Ark da buradan gitme. Genelde müzik birikimin biraz değişik oluyor. Dinlediğin şarkılar değişiyor. Sen de Türkçe müzik yaparak onu kullanmış oluyorsun orada. Ve bu güzel bir şey. Evet. Ama neden şimdi tutmadı ya da neden gitmedi? İnanın bana yani Türkiye'nin öyle bir şeyde ihtiyacı yok. Yani pop, Türkçe popsa konu, Türkiye'de zaten en iyi Türkçe pop yapılıyor. Ama o değil, yine buradan da giden olur. Ama müzik piyasası çok değişti. Trend yarın pop'a dönüşürse buradan da pop gider. Ben mesela şeyi özlüyorum Türkiye'de. Bir ara çok rock müziği dinleniyordu. Yani Teoman, Şebnem Ferah, Özlem Tekin, ne bileyim Duman. Yani daha böyle canlı. Yani Athena gibi bu dönemler vardı. Onları özlüyorum biraz. He, rap gitsin o gelsin değil. İkisi de yaşayabilir diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de hep öyle bir şey var. Bir şey tuttuğu zaman herkes onun gibi olmaya çalışıyor. Yaptığımız için Almanya'daki yerini. Ya şimdi her şeyden önce ben illa sadece %100 Türkçe rapçi biri olmak istiyorum demedim hiçbir zaman. Türkçe rap de o an hissettiğimiz ortamda. Yani rapi seviyoruz. Bir bakıyoruz ki raple uğraşan, hip hop kültürüyle uğraşan %90'ı zaten yabancı uyruklu insanlar. Yani bizimkiler. O zaman Türkçe olamaz mı? Yani oradan kaynaklanıyor. Niye James Brown sample'ı kullanalım? Erkin Koray kullanırız gibi. Yani öyle başlayan bir şey bu tutmayabilirdi de. Ve Kartel çok tuttuğu için. Yani hiç kimsenin hesaplayamadığı kadar çok yani. Bugün hala onu konuşabiliyorsak 27 yıl sonra. Ve ondan sonra Almanca şarkı yapamazdım ki yani millete sırtını dönüp "So güzeldi sağ olun ben şimdi Almanca söylüyorum" diye anlamayacakları bir dilde söylemek iyi olmazdı. Yani ister istemez biraz orada kaldım. Sohbet albümüm çıktı o 97 yılında. Zaten Karte 95. Sohbet 97 ve Karakan'ın Al Sana Karakan albümü 97. Bu üç albümden oluşan bir başlangıç yolu aslında. Çünkü iki solo albümde de böyle tarzlar biraz belli. Yani böyle de mümkün, böyle de olabilir falan. Bana öyle geliyor bugün geriye baktığımda. Tabii ki lisanın bir önemi yok. Ve biz hesapsız bunları yaptık. Yani bunu böyle yazarsak Türkiye'de çok tutar diyemedik yani. Ve zaten o amaçla yapılan işler hiç tutmuyor. Aynen öyle. Çok hesabı olan şeyler. Biraz gerçekten o birlikte olmamızda o dönem herkes başkalaştırdı tabii grubun içinde. Yani onu yazarken ona benzesin şunu ya da grup arkadaşına "bak ben şöyle yapıyorum" gibi skills dedikleri yani yetenek yarışması gibi. Hani güzel bir enerji oldu orada kesinlikle ve Türkiye'deki insanlar bunu hissetti ve anladı. Anlamayabilirlerdi. Çok da normal olurdu öyle olsa yani bu ne ya vıdı 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 bir şey söylüyorlar da diyebilirlerdi. Tabii ki lisan önemli değil ama Türkçeyi rap söylemek için kullanmak orada başladı. Ve şimdi tabii kendi yolunu aldı gidiyor bambaşka yerde şu an. Ama genel olarak bu aralar müzik piyasası içinde de bulunduğum için yıllardır diyebilirim çok karışık. Kimse şunu diyemiyor yani tutması için şu şirkette çalış. Yani o olmazsa bu menajere git falan. Böyle bir şey yok. Eskiden tam birkaç tane yapım şirketi vardı. Evet. Onlara giden zaten bir şekilde aynen. Ünlü oluyordu. Ve ya, şarkıları her yerde çalıyordu. Maksimum reklam oluyordu şu evet. Bu. Tabii ki reklam işe yarıyor ama sonuçta ya benim niye bunlar umurumda değil artık çok? Çünkü ben bugün daha müzik yapıyorsam üretim bana heyecan verdiği için. Yani o an yani ondan sonra tutmuş, reklama az mı olmuş, çok mu olmuş, o benim kontrolüm biraz dışında. Yani elinden geleni yaparsın, ondan sonra millet sever mi sever bilmiyorum ama o üretim durmadıkça ben mutlu bir insanım. Çünkü çok güzel şeyler geliyor daha. Bak, neler hala, var mı peki? Var. Zaten yeni çıkan şeyler de var. Bir amatör zihniyetin bilmeden, anlamadan korumuşum ben kendimi. Yani daha hiçbir şey yapmadım gibi hissediyorum kendimi hep. Yani
bir dahaki şarkı asıl iyi olan. Hep böyle gidiyor. İlginç. Şey de diyebilirdim. Ya bu kadar işte yaptın ettin önemli değil. Artık biraz daha rahat olabilir. Yok yani ben seviyorum o işi. Daha keşfetmediğim çok şey var müzik olarak. Severler sevmezler yani buna takılırsan zaten üzülürsün. Bütün şarkılarını çok sevdiğimiz bir sanatçının bir albümü çıkıyor ve hiç aynen öyle. Aynen. Bulamıyorsun. Aynen öyle. Yine de onu değersiz yapmıyor. Ya aynen ya. Aynen. Benim de öyle çok şarkım var. Mesela ya iyi hatırlıyorum. Sonradan ya niye yani keşke bunu çıkarmasaydım dediğim. Neden çıkardım? Çözdüm ben onu. Bazen sadece müzisyen bakışıyla dinliyorum. RGE değil. Yani müzik yaparken wow, acayip güzel. Tamam acayip güzel de bu RGE müziği değil. Onu kaçırabiliyorum. Yani müzisyen kafası ya bas böyle gitse burada çok yakışır. Tamam da sen değilsin o. Yani product uyumu. O da bir hak olmalı aslında. Tamamen sevdiğiniz bir şey de kimse dinlemezse de ben de yaptım bunu. Aynen, bunu. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve aslında insanların benden beklediği sohbet albümümdeki yaptığım işler. Oriental sample, beat, hip hop, straight, anlatım. Ama ben onu Kartel'de ve orada yaptığım için tekrar gibi ya olacak. Tekrar gibi oluyor ama endüstri kafasıyla düşünürsen öyle yapmalıydın aslında. Yeni çıkacak olan şarkı 6 Mayıs'ta bir grupla birlikte yaptığım yani ben featuring olduğum birlikte çalıştığımız bir grup. Başka bu grubun adı B-A-S-H yazılıyor İngilizce baş gibi. Başka çünkü kendileri Melbourne, Avustralya'da yaşıyor. Öyle telefonla, tanışmakla, işte birlikte bir şarkı yapma hedefi. Onlardan bir altyapı geldi. Aylar önce ben bir şey yazdım, geri yolladım. Paslaşa paslaşa bir şeyler yaptık. Ve bitti o iş. 6 Mayıs'ta çıkıyor, kaçırmayın. Çok hoşuma gitti o iş. Çünkü artık onu da daha çok sevmeye başladım. Mesela Coldplay'la bir şarkı yaptım. Bana da o da heyecan verici evet. Çünkü onlardan gelen bir altyapıydı. Ve benim dışımda bir müzik evet. Ama ben ne yaparım? Ya bu da güzel bir şey, challenge. Aslında benim tamamen kendi cahilliğimle ilgili bir soru sormak istiyorum size. Yani Türkiye'de doğdum, büyüdüm ve Almanya'da işte yaşayan, sanatını yapan insanlardan çok uzak kalmışız. Biz ve sadece işte başlangıçta sizin bize tanıttığınız bu rap müziğini öğrendik. Sonra da bize İsmail YK yani müziğiyle işte Almancılar böyle şarkı yapar. Yani oradakiler böyle şarkılar yapıyor gibi bir şey dayandı ve maalesef başka da araştırmamışız. Ya bu tamamen kişisel bir şey aslında. Ya anlıyorum. Öğrenmemişiz. Müzik de evrensel. Artık iki klavyeye bakıyor, iki tuşa evet. Bakıyor. Dünyada neler olduğunu öğrenmek. Anladım. Bununla ilgili ve benim gibi olduğunu düşündüğüm çok da fazla insan var. Yani şöyle Almanya'da yaşayan Türklerin imajı Türkiye'de her zaman çelişkili, dönem dönem değişen bir formata girdi. Ve bu genelde büyük haksızlıktı. Yani ilk başta özlenen aile fertleri Almanya'da olduğu için. Sonra bunlar biraz para alınca işte Mercedes'le hava atan, Yozgat'ın köyüne dönen, atıyorum şimdi örnek, sevimsiz Almancılar oldu. Sonra Almancaları bozuk olan, dalga geçilen İsmail YK örnek veriliyor nedense artık. Bu arada da araya girmek istiyorum. İsmail YK ile ilgili kötü bir şey söylemek istediğim için. Aynen. Sadece yani tek bir kişiye indirgendiği için. Aynen aynen. Çeşitliliği bilmediğimiz ya için şimdi Can Kan da vardı evet. Bir ara. İşte İsmail, ya burada tarif edilen bu isimler değil. Tamam. Böyle bir Almancı resmi çizildi orada. Ve bu yanlıştı. Ve Türkiye'de beni üzen hep şu oldu. Bizim burada büyümüş olan insanlardan Türkiye alabileceği çok şey varken hiç umurunda olmadı. Çünkü aşağıladı. Ben bunu yaşadım hep. Türkiye'ye gidince işte böyle biraz alaycı tavır her zaman. Ve buradaki özgürlükten bizim insanlar hep daha çok basit frekanslı şeyleri aldı. Yani başka şeyler pek almadı. Yani mesela ben atıyorum bu kadar ülke gezdim, 3 tane lisan konuşuyorum, müzik yapmışım falan filan. Bugün gideyim Türkiye'ye, millet bana der ki, şimdi genç sen bilmiyorsun, sen otur bakalım, dünya budur diye sana dünyayı anlatır. Hiçbir kere sormaz ama, sen ne düşünüyorsun?
Bak sen onu bunu gördün, böyle değil mi? Merak edip sormaz. Çünkü bizim ülkede bir şeyi sormak yani küçük düşmek anlamına geliyor. Şimdi bak o öyle değil aslında diye sana bütün dünyayı anlatır. Bir ekstra lisan bilmeden, bir ekstra bir ülke görmeden. Ve biz şimdi bir de saf diyorlar ya hep. Hayır, o saflık değil. Burada hakkını alıyor ya insanlar. Bu nasıl üzerine savaşı tanımıyoruz biz. Yani bir şefin burada haftaya maaşın işte 150 euro'nu alacaksın dediği zaman o gün geliyor o para. Yani hiçbir zaman savaşa girmemiş olursun. Onu ayıp görülüyor burada böyle. O yüzden daha böyle durgun duruyoruz. İkinci neden, Türkiye'yi hep çok sayıyoruz. Yani yaşamadığımız yer, annenin babanın geldiği yer, yani orayı böyle gittiğimiz zaman böyle bir düzgünleşiyoruz, düzgün yürüyoruz. Fazla şey yapma. Bu aptallık değil. Bu saygı ülkene karşı yani. Yani burada yanlış yapmayayım, bir anlayayım durumu gibi bir şey. Bunlar var ve yani onu demek istiyorum. Türkiye aslında bizden çok daha fazla faydalanabilir. Bizi aşağılamasa bu yüzeysel şeylerle. Neden? Biz çünkü burada istesen de istemesen de ne kadar Türk kalırsan kal, burada yılların geçtiği zaman böyle bir düzen bünyene geliyor. Çünkü o örneği görüyorsun ve görüyorsun ki eğitim sistemi öyle. Aynen. Böyle giderse işler başarıyla sonuçlanıyor görüyorsun. Yani içselleniyor o konu. Türkiye'de niye böyle değil diyorsun. Çünkü bu söylediğim şeyler kültürüne, yaşam şekline zıt şeyler değil. Yani sana zarar verip seni özünden kopararak böyle şeyler değil. Yani hep şey örneği veririm yani. Daha disiplinli bir Türk, yine bir Türktür yani. Ya da yani Alman disipliniyle çalışan bir Türk, bu sana zarar verme. Örnek bu sadece. Yani kısacası, ama bu söylediğimi yavaş yavaş hissediyorum. Türkiye'deki insanlar biraz daha kendilerini iyi tanıyıp biraz rahat etse, yani kendisini de barışabilse, o zaman asıl sorun belki o. O zaman dünyadan çok şey alabilir. Bu kompleksten geliyor. Çünkü bizim insanlar kendilerini eksik, yetersiz zannediyor dünyaya karşı. Ve tam tersi doğru. Gülünç olan o. Komik olan o. Ne bileyim, Türkiye'nin herhangi bir yerinde 28 yaşında, bu saçma bir örnek gibi gelebilir. Ama bizim çok donanımımız var, aşırı. Yani diskoda Beyoncé ile dans edebiliyor. Ertesi gün düğünde roman havası oynuyor. Ondan sonra halay çekiyor mesela. Hepsini biliyor, hepsini hissedebiliyor. Üçüncü gözümüz çok kuvvetli. İnsanın ruhunu biz 2 saniyede okuyabiliyoruz. Bunlar özellikler. Ama hep kendimizi yetersiz zannettiğimiz için. Herkes düzgün, biz yamuk. Ya bu doğru değil, bir eksik yok. Rahat edebilirsin. Sadece şunu diyorum, bir cümleyle değiştirebilecek bir şey değil belki bu. Ama diyorum ki, yurt dışında doğmuş, büyümüş bir insan olarak özüne yine de sahip çıkan, Türkiye'yi her şeyden önce sağlıklı olmasını isteyen bir insan olarak diyorum ki, rahatlayın. Şimdi dış güçler falan deniyor. Ben Almanya'da yuvaya gittim ya. Yani ben burada büyüdüm. Ve beni yani Berlin'de en azından ne Hristiyan yapmaya çalıştılar, ne zihnimi değiştirmeye çalıştılar. Bir şey olmadı. Ben 48 yaşındayım ve hala Türk'üm. Yani bu değişmeyecek. Korkmayın demek istiyorum. Bir de Türkiye'de donanmış bir şey alınmıyor sizden, bozamıyorlar. Bozabildiği yeri zaten sen anlamıyorsun. Sıkıntı orada. Yani her şeyi al batıdan anlamı değil bu. Sana yarayanı al. Bunun için biraz kendini tanı. Ve son olarak bu konuda milliyetçilik hakkında şunu söylemek istiyorum. Bu da bir konudur ya hep, evet. Türkiye'de. Bir ara işte olumlu bir kelimeydi. Şimdi neredeyse ırkçı bir şeye dönüştü. Hepsi zihin manipülasyonu bence. Bana göre ve bunu yine yurt dışında büyümüş bir insan olarak söylüyorum. Hep her zaman Türkiye'yi temsil etmiş olarak en büyük milliyetçilik ismin Fatma'ysa, Erhan'sa, Serkan'sa fark etmez. En iyi Fatma, Erhan ya da Serkan olmak. Yani kendi hayatında ve kişiliğinden en iyisini çıkarmak. Herkesin bir span'ı var. Yani
düşük frekansa da yaşayabilirsin hayatını ama iyisini de amaçlayarak yükselmeye de çalışabilirsin. Yani kısacası şu, sen eczacı olmuşsun çünkü örnek eczacı olman en büyük milliyetçiliktir. Ben bunu biliyorum, daha büyük bayrak sallamak değil. Benim bayrağım daha büyük milliyetçilik, o değil. Yani ben burada hayatım boyunca Türkiye'yi temsil etmiş oluyorum. Hala Türkçe söylüyormuş oluyorum ve ben Almanca'da da zihinle, düşüncelerimle, olduğum kişilikle çok daha fazla insanı etkiliyorsun. O zaman diyor ki bak Türk, işte ama böyle. Bu en büyük milliyetçilik. Çünkü özün zaten belli. Yani şimdi benim bayrağım daha büyük. Bir düşman aramak, bu değil milliyetçilik. Çok fazla devletle alakalı olmaları gerekmiyor. Kültür sosyal anlamda senin grubunda alakalı bir şey. Yani burada Kreuzberg'de Alman tayfası ya da okulundaki öğretmen ekibi Burcu çok iyi bir öğrencimiz demesi, ne kadar yardımsever bir insan demesi Türklüğe 1000 kat daha hizmettir. Buysa konu, aradığımız buysa. Onu demek istiyorum. Yani abartmaya gerek yok. Güzel bir insan olur, doğruyor. Böyle bağırmakla, çağırmakla olmuyor diye burada öğreniyorsun ve haklılar. Yani bakıldığı zaman bizde bir bağırış çağırış. Tabii ki güney ülkesiyiz, güneşli bir ülkeyiz, biz emotional insanlarız. Bu güzel bir şey yani. Hocam bu noktada yani böyle davrandığın zaman ve işte beklenilen o milliyetçilik kalıplarında davranmadığın zaman da seni ötekileştirmiyorlar mı? Sen Alman olmuşsun. Yani bence kaç kere Alman olduğumu duydum. Alakası yok. Beni kader... Yapılan bir şey mi bu yani? Kesinlikle yani hain oluyorsun. Ya Türkiye'de niye böyle işler dediğin zaman ne yani sizin orayı beğenmediysen git. Yani milletini, ülkesini seven değişmesini ister iyiye. Yani eleştirir kötü bir şey değil ki yani. Ve burada her istediğini söyleyebiliyorsun da zaten. Yani ama şöyle bir şey düşünüyorum. Yani Türkiye'ye aslında ne batı lazım ne bir şey lazım. Türkiye bana göre coğrafyası olarak ve politikası olarak İsviçre gibi olması lazım. Bağımsız. Türkiye öyle yaşaması lazım. Bizim çünkü Türkiye bir dünya. Türkiye bir ülke değil. İçinde bir dünya zaten. Onu bir yere bağlayamazsın. Ne Avrupa Birliği yerimiz ne de Asya bilmem ne. Biz tek kalmamız lazım. Ve denge, köprü ülke. Bu benim görevimiz kaderde. Yani ve doğru bir şey. Çok bak, ben kimseye suç vermiyorum. Türkiye'yi kötüleyerek demiyorum bu dediklerimi. Sadece tespit yapabiliyorum ve görüyorum ki Türkiye'deki insanlar gerçekten Avrupa. Yani bu bir yalan değil, özenti değil. Gerçekte var gende Avrupa ve gerçekten Anadolu. Şimdi bu bir bacakla ayrı şapraz gibi böyle şey gibi duruyoruz. Çok güzel bu, bir şey aslında. Çok yani, güzel evet, ama çok taşıması güzel. Zor bazen. Çünkü şu sorunlara neden olabiliyor. İkimiz biz. Yani şimdi Amerikan mı olmam gerekiyor yoksa burada mı kalayım? Şimdi bazı diyor ki ne benim için sorun değil. Ya bin kafadan bin ses çıkıyor ama amaç ne? Amaç adaletli, huzur içinde. Yani Türkiye çok zengin, insanda eksiğimiz yok, zeki kafası çalışanda eksiğimiz yok, toprakta eksiğimiz yok. Yönetimde var sadece bu beni üzüyor. Bir tek üzüldüğüm o. Bu oradaki insanların bu kadar eziyetli yaşamasına gerek yok. Yani bu içteki sosyal davranışta da diyorum. Onların neyi varmış? Bizde yok. Ondan eziliyor şimdi adam. Onun maaşı yükseldi. Beni almadılar. Ona böyle fesat bir şeyle. Ya bu güzel değil. O yüzden adalet, para dağılımı falan filan. Ya bir huzur. Ben demiyorum. Ben parayı şöyle yapın. Ben ekonomist bir insan değilim. Ama demek istediğim... Huzuru sağlamadan hiçbir şey iyi olmaz. Yani insanlar geçim korkusuyla yaşayınca vahşileşir. Bütün dünyada bu böyle. Ve bunu örnek olarak bizim aslında yönetenler bunu yapması lazım ya. Yani Türkiye'den buraya taşınınca şöyle bir fark oluyor insanda. Hissediyor aradaki o değişimi. O kadar tempolu, o kadar stresli bir yaşamın içinden çıkıp geliyoruz ki buraya sudan çıkmış balığa dönüyoruz bir anda. Yani hayat o kadar aslında zor olmamalı. Ya, yani değil. Evet, çünkü zor olan şeyleri var. Evet. Ya zor olan şeyler var. Natural yani o doğuştan
onlarla bu uğraşalım evet, yani. Daha doğal afetler onlara yönelim. Aynen, aynen. Ama biz gerçekten böyle evet. Çok fazla şey evet, evet. Acımasız bir durum var. 2006'da 1,5 sene falan Türkiye'de, İstanbul'da yaşadım. Sonra demin de konuştuğumuz gibi yani geri geldim buraya. Buraya yakın, şu an oturduğumuz yere yakın bir göl var. Onun yakınında ev buldum. Yani göl dediğim suni bir göl, güzel, şehir içi. Ama şimdi onu hiç unutmuyorum. 2007 Ocak'ta geri döndüm. Ama zihin olarak, maddi olarak her anlamda batmıştım. Yani çünkü Türkiye her şeyi aldı benden. Yani şey değil, bunu suç olarak demiyorum. Çünkü bana çok şey de verdi. Bu tecrübeyi başka türlü edinemezdim. Yani güzel şeyler yaşadım. Kötü bir, dramatik bir şey yaşamadım ama Türkiye'yi tanıdım. Ve ben fazla idealist olarak gittiğimi anladım. Ben bunu... 2007'de ben ülkemi Almanya'da yaşadığım zaman daha faydalıyım diye gördüm. Ya çünkü orada herkes gibi olmak zorundasın, oluyorsun istersen de istemezsen de. O yüzden bana, benim ekstra verebileceğim şeyler de kayboluyor. Benim sanki inşaat yerim burası gibi geldi bana. Ondan sonra şimdi bu ufak bir detayı söylemek istedim. İstanbul trafiğini biliyoruz. Yolları böyle yani, orada İstanbul'da, burada yaşayan için mesela bir postanede işin var. Yani onu hallediyorsun, bir an önce eve gidiyorsun, yorulmuş oluyorsun çünkü. Yani burada 5 şeyi aynı günde hallederken, ama şehrin büyüklüğünden de kaynaklanıyor. İnişli çıkışlı falan filan. Ve o kaos, o yoğunluk, albüm çıkarmıştım, Bay Müzik'teyim falan filan. Ondan sonra kendimi sanki buraya kurtardım gibi geldi. Çünkü o İstanbul enerjisinden. Ertesi gün, evde ilk gün, o gölde bir koşmaya gideyim dedim. Bu sessizlik içinde jogging diye koşuyorum. Bir bakıyorum ördekler geliyor, yolumu kesiyor. Dedim dur, onlar geçsin önce. Orada anladım ki buradaki hassasiyet imkanına bak. Ördeklere yol veriyor, yoldan geçiyorlar. Türkiye'nin kaosundan sonra bana çok karşı bir örnek gibi geldi. Bunun birçok nedeni var. Türkiye'de de huzurlu, çok güzel yerler var. Ben burada yaşamak istemiyorum, onu da söyleyeyim. 6 ayda bir Türkiye ne zaman temelli gideceğim diye düşünüyorum. Ben burada olmak istemiyorum. Burada doğmuş biri oldu. Her şeye rağmen Türkiye'de olan burada yok. Londra'da yok, Miami'de de yok. Çünkü o insanlardan oluşan başka bir şey var. Bir yaşam tadı var. Böyle bir Akdeniz. Benim savaşım bitmiştir. Yani ne Almanlar böyle, Almanya böyle. Ya onlar benim için öyle olmadı. Beni gıcık etmek için yapmıyorlar bunu. Bu millet böyle bir millet. Belki böyle yaratılmış ve geçirdikleri tarihten yoğrulmuş. Böyle şu an böyleler. Ben gelmemiş olsaydım bunlar yine böyle olacaktı. Bunu bir kişileştirmemek lazım. Irkçılık desen, tamam burada ırkçılık vardır kesinlikle. Karşısında duruyoruz. Sıkıntı yok. Türkiye'de de var. Yani başka nedenle. Oradaki ırkçılık işte seviye, statü. Sen zenginsin, patronsun, sen bir hiçsin. Ben seni ezebilirim ve sen bunu çekmek zorundasın. Böyle çağa geçmiş bir zihniyet. Artık network'e dönüşmüş bir çalışma sistemi var. Ama Türkiye'de bir şey değiştirmek de kolay değil. Ama değiştirirsen de o güce... Yani kimse tutamaz Türkiye'yi, hala diyorum bunu. Yani insanlara biraz geçim korkusunu almak lazım. Yani korku zehirdir. Korku zehir. Bile yapabildiğini bile yapamazsın o zaman. Elin ayağın karışır. Böyle bakarsın. Ama hayatta kalmak olur sadece. Ya o yüzden ben Türkiye'deki insanlara suç vermiyorum. O şartlarda yaşayan ne ülke düşünür bir vakit sonra, yorulur çünkü. Yani çalışan insana çok daha fazla para verilmesi lazım. Çalışmak bir değer görülmesi lazım ve işe yaraması lazım. Çalışkan insanımız çok, yolunu bulacak insanlar çok. Bunları benim anlatmama gerek yok. Türkiye'dekiler zaten biliyor ya, böyle bir çok bilmiş gibi de konuşmak istemiyorum. Sadece buradaki birikmiş yorumlarım var. Senin gibi mesela Türkiye'den daha sonra gelmiş, 3 yıldan beri burada olan bir insanla konuşunca patır patır çıkıyor hepsi. Yani çünkü sanki bir şey değişecekmiş gibi hissediyorum anlatınca. Durumlar böyle. Teşekkür ederim. Hepsi her söylediğiniz çok sağ olun. Değerliydi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İlgilendiğiniz için, merak ettiğiniz için, tanışmış olmamız için,
Umarım gelecekte hep birlikte Türkiye'ye döneriz. Bence hemen bu söyleşinin ardından güzel bir Erciye şarkısı açıp dinleyin. Böylelikle bu haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.